Merhaba Web takipçileri. Bu videomuzda sizlerle beraber illüzyon uygulaması Card to inceliyoruz. Card to phone uygulaması sadece iOS cihazlarda bulunan bir illüzyon uygulaması. 10 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var. Uygulamamıza giriş yapalım. Uygulamayı ilk açtığınız ekran bu ekran değil tabii ki de biz kurcaladık biraz. Şu an buradan başlıyor. Uygulamayı ilk açtığınız zaman sizden bir ülke seçmenizi istiyor. Türkiye'yi seçtik. Neden Türkiye'yi seçtik? Bu illüzyon uygulamasında Türk paraları çıksın diye ülkeyi Türkiye seçtik. Elimizde Türk parası olduğu için. İlk başta seçeneklere bakalım. Home dediği alan ana ekran burası. Seçeneklere gelelim. Mesela sallamayla atacağız diyelim parayı. Burada onun sensitivitesini ayarlayabiliyoruz. Çeşitli seçenekler var. GoPro diye bir seçenek koymuşlar. Bu beni gerçekten üzdü. 10 lira 50 kuruş verdiğimiz bir uygulamaya ekstra pro versiyonunu almak bence çok saçma. Bu pro versiyon içinde 8,5 lira para vermemizi istiyorlar. Bu pro versiyonun içinde burada gördüğümüz gibi işte kola şişesinin kapağı ya da kutu kolanın açma halkası. Onun dışında kürdan, ataç gibi seçenekler var. Bunları kullanabilmeniz için uygulamada bir buçuk lira daha vermeniz lazım. Yani toplamda uygulama size 19 liraya gelmiş olacak. Bu kısmı uygulamanın en 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 kötü taraflarından birisi bence. Ayrıca connect kısım var. Connect kısmından da işte hani feedback yollayabiliyoruz. Uygulamayı yapan kişilerle iletişime geçebiliyoruz. Uygulamanın kullanımına gelelim. Home'a geliyoruz tekrar. Bu uygulamayla arkadaşlarınızı çok rahat kandırabilirsiniz. Ben bir iki kişide denedim. Aslında çoğu yemedi ancak yine de dur bakayım telefonun arkasında kesin bir şey vardır dedi. Ya da uygulama olduğunu anladılar. Ama yine de hani biraz daha yaş olarak büyüklerimizi çok daha rahat kandırabiliriz bu uygulamayla gibi geliyor. Uygulamayı açtığımız zaman bizden telefonumuzun ana ekranının fotoğrafını çekmemizi istiyor ki milleti daha rahat kandırabilelim diye. Start trick diyorum. Ya da öncelikle şu parayı tıklayarak buradan 5 lira var şöyle gördüğünüz gibi. 5 lirayı seçmemiz lazım. Onun dışında Pro'da gördüğünüz gibi bir sürü ekstra seçenekler var. Yaklaşık sanıyorum 50'ye yakın ekstra seçenek vardı. Ceviz bile koymuşlar. Para dışında kartlar var arkadaşlar. Kartlarda da çeşitli illüzyon numaraları yapabiliyoruz. İşte kartın yüzleri var. Buradan numaraları veya işte Ascaro, Papaz onları seçebiliyoruz. Kart köşeleri var. Buradan da yırtık kart seçebiliyoruz. Favorilerimizde de arkadaşlar mesela diyelim şunu seçtik 5 lirayı ve Burada kaybı bastığımız zaman direkt favorilere atıyor. Şimdi gelelim uygulamanın kullanılışına. Bunu seçiyoruz, Start diyoruz ve numaramız başlıyor. Gördüğünüz gibi sanki telefonun ana ekranına atmış gibi bizi. Aslında şu an hala uygulamanın içindeyiz. Mesela şöyle, hani ben çok fazla yapamıyorum. Zaten illüzyonun bütün olayı o. Çok fazla pratik yaparak bir şekilde illüzyon numarasını karşı tarafa yedirebiliyorsunuz. Şöyle salladığımız zaman para buraya geliyor. Şöyle yapalım. Şu şekilde tabi çok olmuyor. Ben yapamadım ya da tekrar deneyeyim. Şöyle parayı diyelim koyduk arkasına. Şu şekilde arkadaşlarımızı kandırabiliriz. Buradan tekrar çıkmak için ana sayfaya gelip programdan çıkmanıza gerek yok. 3 kere hızlıca tıkladığınız zaman program menüsüne geriye dönüyor. Tekrar göstereyim start trick deyip. Mesela para şurada şöyle çat diye yapıştırarak parayı buraya getirip sonra tekrar şöyle çekebiliriz. Tabi bunu Yiyen yani az kişi çıkacaktır. Siz yine de deneyin. Eğer elinizi hızlandırırsanız güzel bir şekilde karşı tarafı inandırabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde ortamlarda çok güzel şekil yapabilirsiniz. Bir de bozuk para seçeneğine de bakalım. Şöyle tıklayarak değiştirelim paramızı. Gördüğünüz gibi şurada 10 kuruştan başlıyor bozuk paralar. Ve 20 liraya kadar var. Şöyle 1 lirayla yapalım. Start trick diyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi para içine düşüyor. Daha sonra şöyle çekerek parayı buradan çıkartıyoruz. Tabi bozuk parayı böyle telefonunuza falan vururken dikkat edin. Sağını solunu çizmemeye özen gösterin arkadaşlar. İki sihir numarası yapacağım diye de iPhone 6 çizmenin de bir mantığı yok bence. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bir illüzyon numarası. İllüzyonların da artık bu şekilde telefonlara, tabletlere gelmesi bence teknolojinin ne kadar ilerlediğini ne kadar çok geniş alanlara yayılabileceğini göstergesi. Kartlı fon uygulamasını inceledik arkadaşlar hep beraber. Eğer bir sorunuz varsa bizlere Twitter, Youtube ve Facebook adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.